Merhaba sevgili arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için BİM'den aldığım lezzethane peynirli tepsi böreğini deneyeceğim. İlk defa sizlerle birlikte deniyorum. 800 gram dondurulmuş hali. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Böreğimizi pişirmeden önce hemen ters çeviriyorum ve böreğimizin nasıl pişmesi gerektiği arkasında yazıyor. Hemen sizler için okuyorum. Fırınızı önceden 180 derecede ısıtın. Böreği derin dondurucudan çıkartın ve üst ambalajından açınız. Böreği fırının orta bölmesine yerleştirin. 180 sıcaklık ayarında en az 40 dakikada böreğinizi pişirin arkadaşlar. Aynen bu şekilde yazıyor. Böreğin pişme süresi 40 dakikaymış. Şimdi açma yerinden açıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde böreğimiz dondurmuş hali. Dediğim gibi ilk defa deneyeceğim. Tahminime göre biraz küçük geldi. Çok da büyük görünmüyor. Şimdi yağlamış oldum. Tepsimi alıyorum, böreğimi. Evet, tepsimi yağladım. Şöyle içerisinden çıkartıyorum. Şöyle tepsimi alıyorum. Evet, bu şekilde tepsimi aldım. Şimdi üzerine yumurta sırasını sürüyorum. Şöyle bir tane yumurta sırasını kırdım ve üzerine süreceğim. Bu arada sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Bu aralar videolarıma biraz ara verdim arkadaşlar. Yeni eve taşındım. O yüzden çekimlerime biraz ara vermek istedim. Allah nasip ederse videolarıma devam edeceğim. Sizlerden istediğim tek şey takipte kalmanızı istiyorum. Şöyle yumurta sarısını sürüyorum her tarafına. Gördüğüm kadarıyla pratik oluyor. Ani gelen misafirleriniz için alıp hazırlayabilirsiniz. Tadını da ben de çok merak ediyorum. Böreğimizin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra ambalajın üzerinde yazıldığı gibi 180 derecelik fırında en az 40 dakikada böreğimizi pişirmeye gönderiyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi böreğim pişti. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Üzeri nar gibi kızarmış. Ambalajın üzerinde yazıldığı gibi 40 dakikada böreğimi pişirdim. Böreğim hala sıcak. Biraz soğuduktan sonra sizler için servis edeceğim. Böreğimi servis tabağına aldım. Sizler için tadına baktım. Tadını ben çok beğendim. Çok lezzetli görünüyor. İçi bol peynirli. Hem pratik hem lezzetli. Onun üzerinden 9 vermek istiyorum. Sizler de denemediyseniz mutlaka alıp denemenizi istiyorum.
Çayın yanına da güzel gidiyor. Böyle aniden gelen misafirleriniz için kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Diğer böreklerden hiçbir farkı yok. Dediğim gibi çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.